Sevgili seyirciler, Mart ayında bütün dünya Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak sürtüşme tehlikesiyle karşılaştı. Herkesin gözü Ege'ye döndü. Savaşın sıcaklığı sadece bu bölgede değil, bütün dünyada hissedildi. Acaba yıllardır sözü edilen tehlike gerçekleşecek ve iki NATO üyesi ülke Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş mı çıkacaktı? Washington'da olağanüstü durum merkezi harekete geçti. Brüksel'de NATO büyükelçileri yine olağanüstü toplantıya çağrıldı. Telefonlar işledi, araya girenlerin mesajları gidip gelmeye başladı. Tam 12 saat çok kişi nefeslerini tuttu. Her şey 26 Şubat günü Atina'da yapılan ve çoğu kimsenin dikkatini dahi çekmeyen bir açıklamayla başlamıştı. Uluslararası şirketlerden oluşmuş bir konsorsiyum, Yunan Taşos Adası'nın 10 mil açığında petrol bulduğunu ve 28 Mart Cumartesi gününe kadar sondaja başlayacağını ilan etmişti. Yunanistan kendi 6 millik karasuları içinde bu araştırmayı yapsa mesele yoktu. Ancak 6 milin dışına çıkıyordu. Yani sondaj, Türkiye'nin de hak iddia ettiği uluslararası sularda veya tartışmalı sularda yapılacaktı. Oysa 1976'daki krizi hepimiz hatırlarız. Yine aynı sebepten taraflar arasında bunalım çıkmış. Hora gemisi yine Ege'ye çıkarılmış ve Türkiye'nin bu bölgedeki denizaltı zenginliklerinde hakkı olduğu gösterilmişti. Kriz büyüyünce Yunanistan Birleşmiş Milletler'e başvurmuştu. Çıkan karar anlaşmazlığın önce ikili görüşmelerle hallini, geri kalacak hukuki sorunlar için de Adalet Divanı'na gidilebileceğini söylüyordu. Nitekim bu karardan sonra da hemen Türkiye ile Yunanistan Bern'de bir anlaşma yaptılar ve bir açıdan Birleşmiş Milletler kararına siyasi boyut verdiler. Ve çözüm bulunana kadar Ege'deki bu tartışmalı sularda araştırma veya sondaj yapmamayı taahhüt ettiler. Ancak 1981'de Papandreou'nun iktidara gelmesiyle ikili görüşmeler kesildi. Yunanistan 1985'ten itibaren Bern Anlaşması sürecinin bittiğini, kendilerinin bu anlaşmaya bağlı görmediklerini açıkça da belirtmeye başladılar. Dört uluslararası şirketten kurulmuş konsorsiyoma da o dönemden itibaren ruhsat verip uluslararası sularda, yani tartışmalı sularda araştırma yaptırdı. Türkiye'nin birkaç defa uyarısına rağmen tutum değişmedi. Alınan yanıt hep aynıydı. Bu bölgenin denizaltı, yani kıta sahanlığı bize aittir. İşte bu sözünü ettiğimiz uluslararası konsorsiyum 28 Mart'ta sondaja başlayacağını açıkladığı petrolü de o dönemde buldu. Yeri de Taşos Adası'nın 10 mil açığıydı. Yani Yunanistan'ın 6 millik karasularının dışı. Fakat bu arada Yunan hükümetinin adı geçen konsorsiyumu millileştireceği haberi gelişmelere birden yeni bir boyut getirdi. Acaba Atina hükümeti, resmi hükümet krizi görmüş ve bunu durdurmak mı istiyordu? Hemen Atina'da Türkiye temaslar yaptı. Ancak Ankara'ya verilen resmi cevap pek şüphe götürmüyordu. Evet, konsorsiyum millileştirilecek ancak Yunanistan Ege'de sondaj yapacaktır. Bunun nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğine de hükümet karar verecektir. Ankara'nın edindiği izlenim, millileştirmenin krizi önleme amacı taşımadığı, Yunan politikasının değişmediği şeklindeydi. 28 Mart'ta bu sondajın başlaması, Türkiye'nin bütün hak iddialarının bir daha geri alınmayacak şekilde fiilen yok olması demekti. Durumun şansa veya yoruma bırakılacak hali yoktu. O sıralarda işin kimse ciddiyetini belki tam olarak göremiyordu. Ancak 25 Mart günü saat 14'te başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tavsiye kararını aldı. Türkiye, Ege'de hakkı olduğunu göstermek için gerekli tüm önlemleri almalı. Hemen ertesi günde bu karar hükümet adına açıklandı. Hora gemisi söz konusu alanlarda çalışmalara başlamak üzere bugün şu sıralarda hareket etmektedir. Ege'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için hükümetimiz kararlıdır ve bu kararlılığımız çeşitli vesilelerle açıklanmış bulunmaktadır. Hükümetimiz ortaya çıkacak gelişmelerin gerektireceği her türlü tedbiri düşünmüştür ve bunları uygulamaya koyacaktır. Temennimiz Yunanistan'ın gerçekleri görmesi, uzlaşmaz ve tek taraflı menfaat sağlamaya yönelik siyasetini terk ederek Güvenlik Konseyi kararında ve Bern Anlaşması'nda belirtildiği şekilde görüşmeler yoluyla bu ihtilafa çözüm aramayı kabul etmesidir. Ege krizinin en kritik günü, hatta en uzun günü 27 Mart Cuma idi.
İşin ciddiyeti Genelkurmay Başkanlığı adına yapılan açıklamayla anlaşılıverdi. O güne kadar gelişmelere yeni bir Türk-Yunan tartışması diye fazla önemsemeden bakan kişiler, krizin kontrolden çıkıp bir savaşa dahi dönüşebileceğini işte o anda hissettiler. MTA sispik bir araştırma gemisi Ege Denizi'nde araştırma faaliyetlerine başlaması kararlaştırılmış olup, yine hepinizin bildiği gibi 26 Mart 1987 günü saat 11.30'da İstanbul'dan Ege'ye hareket etmiştir. Gemi şu anda Çanakkale Limanı'nda idari hazırlıklarını ve diğer hazırlıklarını tamamlamakla meşguldür. Tamamlamaya müteakip yarın sabah Ege'ye açılacaktır. İlan edilen bu faaliyetleri ve milli hak ve menfaatlerimizi korumak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile müteyakkız durumda olup gereken her türlü tedbirleri almaktadır. Aslında SİZMİ'nin gerçek adı veyahut da eski adı HORA. Daha doğrusu bütün kamuoyu ve basın bunu HORA diye tanıyor. Saat 11'de de Tuzla'dan denize açılıyordu. Yunanistan sondaja başladığı takdirde HORA'da Ege'de Türk karasularına çıkacak, Türk karasularından çıkacak ve tartışmalı uluslararası sulara girecekti. HORA'ya dokunmak da savaş demekti. Bu karar özellikle Yunanistan'da yankı buldu. İsterseniz gelin o saatleri birlikte yaşamak üzere Atina'ya geçelim ve orada ne olduğuna bakalım. Türkiye'nin HORA'yı Ege'ye çıkartma kararı Yunanistan'ı bir anda karıştırdı. Toplumun her yanında alarm zilleri çalmaya başladı. Hükümet, silahlı kuvvetler, ilgili bakanlar olağanüstü toplantı üstüne toplantı yapmaya başladılar. Tek konu Türkiye'nin bu kararına nasıl bir cevap verileceğiydi. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının da katıldığı bu toplantıdan sonra Papandreou'nun yaptığı açıklama gerilimi bir kat daha artırdı. Savaş rüzgarlarını hızlandırdı. Yunan Başbakanı, HORA'nın Ege'de uluslararası sularda araştırma yapmasının engelleneceğini söyledi. Zira Atina'ya göre Türkiye'nin Ege'de hakkı yoktu. Yetimotita estratejiki της χώρας μας είναι ικανή αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ σκληρό μάθημα εάν επρόκειτο πράγματι να προχωρήσουν στις επιθετικές τους ενέργειες οι γείτονες. Και θα ήθελα να τονίσω επίσης την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης. Είναι η ώρα που απαιτείται ψυχική ενότητα. Ώρα που πραγματικά ο λαός συμπαρατάσσεται με τις ένοπλες δυνάμεις σε έναν αγώνα που ελπίζουμε να λήξει ειρηνικά, γιατί η ειρήνη μπορεί να διασφαλιστεί μόνον όταν είσαι αποφασισμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσεις απειλή. Η συμπαράταξη του λαού με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, τον οποίον το ηθικό είναι υψηλότατο, αποτελεί το μόνο δρόμο για την εδραίωση της ειρήνης ή, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, για την προάσπιση της χώρας μας. Aslında bütün bu tartışmanın temelinde de tek konu yatıyor. Ege'de kimin ne kadar hakkı var? Türkiye'ye göre karasularının dışında kalan suların altındaki zenginlikler iki ülke arasında paylaşılmalı. Yunanistan'a göre ise Türkiye'nin Ege'de hemen hemen hiç hakkı yok. Ege bir Yunan gölü. Genelde Ege Denizi bir Yunan denizidir. Neyi paylaşmak istiyorlar? Eğer Türkler Ege Denizi'ndeki uluslararası yasaları tartışmak istiyorlarsa bunu Yunanlılar anlayışla karşılamalı. Ancak Yunanistan kanımca bazı şeyleri birbirine karıştırıyor. Bir şeyi tespit etmekle, belirlemekle paylaşmak farklı şeylerdir. Yunanlılar genelde Türklerin Yunan topraklarının bir parçasını istediği kanısında. Genel kanı bu.
Artık ok yaydan çıkmıştı. Yunan ordusunda izinler kaldırıldı, birlikler kaydırılmaya başlandı. Papandreou baskı amacıyla Amerika'nın Atina'daki bir üssünün şimdilik kapatıldığını açıkladı ve NATO ülkelerinde çok garip karşılanan bir karar ile Dışişleri Bakanı'nı Sofya'ya danışmalarda bulunmaya yolladı. Her geçen saat krizin boyutları büyüyor ve dış görünüş sanki iki ülkenin Ege ortasında hesaplaşmak üzere randevu yerine doğru ilerledikleri şeklindeydi. İşte bu andan itibaren araya girmeler birdenbire arttı. Savaş ihtimali durdurulmalıydı. Washington, Bonn elçileri aracılığıyla itidal tavsiye ederken Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Carrington üye ülke daimi delegelerini olağanüstü toplantıya davet etti. NATO iki üyesi arasındaki bir savaş olasılığından son derece kaygılanmıştı. Carrington ara buluculuk teklif etti. Türkiye kabul ederken Yunanistan bunu reddetti. Türkiye'nin Hora gemisini Ege'ye çıkarttığı haberi yayılır yayılmaz Atina'da halkta geniş bir kaygı doğdu. Zira ne olursa olsun Türkiye'nin yaptığı her hareket burada çok yankı buluyor. Özellikle de Yunan gazeteleri. Yunan gazeteleri baştan aşağı Türkiye ile ilgili haberlerle doluydu. Kocaman kocaman manşetler çıktılar. Akropolis, savaş gerginliği. Silahlı kuvvetler savaşa hazır. Sismik dışarı. Tanea, ateşe hazır. Tovima, Ege'de tehdit. 12'ye 5 var. Evdomi, ateşle oyun. Akropolis, Türk donanması Ege'de. Bazen bir toplumun olaylara nasıl baktığını en iyi karikatürler gösterir. Yunan gazeteleri de kriz süresince bunlarla doluydu. Batı basını da tabii bu krizle doluydu. Ardı ardına çıkan yorumlar, sismik gemisinin ve Türk-Yunan donanmalarının resimleri, haberler, sayfaları süslüyordu. Kriz ortak pazarı da etkiledi. Ortak pazarın Bakanlar Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Belçika Dışişleri Bakanı olan Leo Tindermans ilk harekete geçenlerden biriydi o gün. Nous avons publié un communiqué. Nous avons donc demandé aux deux parties en cause. Belçika olarak her iki tarafı da ılımlı olmaya davet eden ve anlaşmazlığı alevlendirmemeye çağıran bir bildiri yayınladık. Doğrusu iki taraf arasında bir savaş riski bulunduğunu duymak bizim için sürpriz olmadı. 1987 yılında iki uygar devlet arasında savaştan söz etmek nasıl anlaşılabilir? Biz iki tarafı da ılımlı olmaya davet ederek bir çözüm bulunmasını istedik. Benim topluluk dönem başkanı sıfatıyla bir girişimde bulunmam imkansız diyemeyeceğim. Ama çok zordu. Çünkü Yunanistan topluluk üyesi, Türkiye değil. Taraf tutmak olurdu. Aradaki sorunun nasıl çözüleceğini görüşmek, her iki ülkenin de üyesi olduğu NATO'ya düşerdi. Un différent entre deux membres de la même organisation. Est-ce que vous croyez que même ce Peki bu tip gerginlikler Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu etkileyebilir mi? Demande de la Turquie
Daha Türkiye tam üyelik başvurusunu yapmadı ve öteki üye ülkelerin bu konudaki görüşlerini bilmiyorum. Bunun için şu anda bu soruya nasıl cevap verebilirim? Ancak size diğer bütün ülkelerin Türkiye ile Yunanistan arasında iyi ilişkiler olmasını temenni ettiğini söyleyebilirim. Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş ihtimalini çok daha öncelerden ve çok daha fazla yaşamış olan ve bu konuda en fazla bilgisi olabilecek kişilerden biri de Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'di. Sizce Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkması tehlikesi var mı? Şu anda en çok tartışılan konu bu çünkü. Konuşmalardaki yürekli sözler arttıkça tehlike de büyüyor. Bunun iki ülkenin de çıkarlarına ters düşeceğini sanıyorum. Ama şahsen böyle bir şeyin olacağına inanmıyorum. Savaş çıkacağına inanmıyorsunuz? İnanmıyorum. Belki cevaplamak çok zor ama Washington'un böyle bir duruma tepkisi ne olurdu? Bu savaşın çıkmasına hangi tarafın sebep olduğuna bağlı. Atina'da bir savaş çıkma ihtimali halkı çok telaşlandırdı. O gün Yunan basınının yazdığı haberlere göre büyük mağazalara hücum oldu. Ne olur ne olmaz diyerek yiyecek stoğu yapanlar görüldü. Bazıları bankalardan paralarını çektiler. Eskiden de bu tip olaylarla karşılaşılmıştı. Ama bu defaki daha farklıydı. Üstelik karşıda dev gibi bir Türk ordusu vardı. Galiba bu sefer insanlar her zamankinden daha çok endişeliydi. Gerçekten bir savaş çıkabileceğine ve her şeyin bir savaşa yol açmak için hazır olduğuna inanmışlardı. Gerçekten çok endişeliydiler. Çok endişeli. Biz pek anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Fakat Yunanistan'da nedense bir Türk kaygısı, bir Türk korkusu var. Daima Türkiye'den tehdit geldiği söyleniyor. Ve bu da politikalarda çok etkili oluyor. Bütün Yunan başbakanları Yunan toplumuna Türkiye'den tehdit geldiğini söyledikçe tabii halk da buna artık inanmaya başlıyor. Peki neden böyle bir inanç var Yunanistan'da? Yunanlılar Türkiye'den korkmuyorlar ama Türkiye'ye karşı endişeleri var. Türkiye onlar için bir endişe kaynağı oluşturuyor. Hep Türkiye'nin Yunanistan'dan bir şey istediğine ya da Yunanistan'a karşı kötü niyetler beslediğine inanıyorlar. Şimdi bir süre için Atina'yı bırakalım ve Ankara'ya gelelim. Aynı anlarda Türkiye'de bütün tedbirler alınmış, sismik bir koruma altında yoluna devam ediyordu. Bütün gözler Ege'ye çevrilmiş, Yunanistan'ın sondaj gemisini uluslararası yani tartışmalı sulara çıkartıp çıkartmadığı izleniyordu. Zira böyle bir şey olduğu anda sismik de yoluna devam edip Ege'de Türk karasularından çıkıp uluslararası sulara girecekti. Artık her şey geçen saat iki ülkeyi kaçınılmaz şekilde karşı karşıya getirilebilecek randevuyu yakınlaştırıyordu. Hatta bazı başkentlerde iki ordunun karşılaştırılmaları yapılmaya ve ihtimaller hesaplanmaya bile başlanmıştı. Hemen hemen aynı sıralarda Houston'da kalp ameliyatından dönen Başbakan Özal, Londra'daki otel odasında hem sürekli Ankara ile konuşup bilgi alıyor, hem de uluslararası ajanslar, radyo ve televizyonlardan olayın dünya kamuoyuna yansıma şeklini izliyordu. Ortada bir gariplik vardı. Dünya basını adeta hiçbir şey yokken Türkiye'nin Ege'nin uluslararası tartışmalı sularına gemi yollayarak krizi tahrik ettiği havasını veriyordu. Oysa Ankara'nın niyeti veya kararı bu değildi. Karar ve planlar duruma göre peyderpey alınacaktı. Eğer Yunanistan bu sulara çıkarsa Hora'da çıkacaktı. Her şey Atina'nın tutumuna göre ayarlanacaktı. Ancak Türkiye'nin bu yaklaşımı dünyaya ya net şekilde anlatılamamış veya anlaşılamamıştı. Bir noktada mesajlar karışmış ve dışarıdaki kanaat Yunanistan gelse de gelmese de Hora'nın tartışmaları sulara çıkacağı ve Atina'nın da hakkını korumak için müdahale edeceği şeklindeydi. Başbakan Özal bu yanlış anlamanın düzeltilmesinden yanaydı ve Ankara'yı aradı. Krizin sürtüşmeye dönüşmesine fazla zaman kalmamıştı. Bütün gözler Atina'daki Türk Büyükelçiliğine dönmüştü. Büyükelçi Nazmi Akiman, Yunan Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Son defa Yunanistan'ın niyetlerini öğrenmesi istenmişti.
Bu görüşmede aldığı mesaj da aynen şöyleydi. Yunanistan bu aşamada Ege'ye geri gemi yollamak niyetinde değil. Zaten böyle bir şey de yok. Ancak haklarını elinde tutuyor. Sondajı ne zaman ve nerede yapacağına hükümet kendi karar verecek. Başbakan Özal, Atina'dan gelen bu mesajı öğrenince hemen kararını açıkladı. Gemiyi durdurun. Yanlış anlamalara yol açıyor. O sıralarda Hora'da hala Türk karasularında seyrediyordu. Başbakan aynı anda Atina'daki Türk Büyükelçisi'nin Yunan Başbakanı'na gidip kişisel bir mesajını da vermesini istedi. Gelin bu meseleyi nasıl çözebileceğimizi konuşalım. Özal işte bu saatten itibaren dışarıda bekleyen dünya basın ve televizyonlarına kapısını açtı. Yanlış görüntüyü düzeltmek ve Türkiye'nin tutumuna netlik getirmek üzere ardı ardına açıklamalar yapmaya başladı. Dünyaya ilk haberi de BBC televizyonu verdi. Kriz bitmişti, herkes derin bir nefes aldı. Well, earlier this evening I spoke to the Turkish Prime Minister, Mr. Turgut Özal, who's in London, and he told me that he'd ordered the Turkish vessels to wait for the moment in Turkish waters until the Greeks actually begin their oil operations. And Mr. Özal insisted that if the Greeks broke what he claimed was an agreement not to drill for oil in international waters, then he would order his ship in. We are not going to move first, as I said. We are looking. If they are going to search, we are going to search for oil. If the Greeks put their navy in and tried to stop your ship what you want to do there, would you resist? No, no. Let me tell you. If they move in to look for oil in international waters, we will have every right to go to international waters, not at the same place, but look for oil. No, I understand if that. If they come, say that these international waters are ours, if they touch our ship, that will be a reason of war. Başbakanın Londra'daki açıklaması bazı çevrelerde bu defa da Türkiye geri adım attı diye yorumlandı. Özellikle Yunanistan ikiye bölündü. Muhalefet Papandreou'yu suçladı. Ege'de sondajı başlatmamakla hak iddiasını kaybettiğini, kendi karasularına hapsolduğunu söyledi. Diğer bölüm Papandreou'nun Türkiye'yi durdurduğunu ileri sürüyordu. Savaş çıkması ihtimali güçlüydü. Özellikle Cuma günü durum çok kritikti. Ama Özal'ın konuşmasıyla durum değişti ve gerginlik ortadan kalktı. Tabii herkesin ayrı ayrı görüşleri vardı bu konuda. Bazı Batı gazeteleri ise aksine Türkiye'nin barış getirdiğini, Yunanistan'ın gerilediğini belirttiler. İngiliz Independent ve Times gazeteleri, Yunanistan uluslararası sularda aramayı durduracağını söyleyince Türkler de gemilerini göndermedi. Guardian, iki tarafta zafer kazandıklarını öne sürerken Türk Başbakanı durumu lehimize çevirdik dedi. Sevgili seyirciler, kriz şimdilik bitti. Ancak temel sorun yani Ege sorunu henüz çözülebilmiş değil. Taraflar karşılıklı tekliflerle şu sıralarda bir çıkış yolu arıyorlar. Yeni bir tip diyalog veya görüşme dizisini başlatmaya çalışıyorlar. Bu süre içinde de ne Yunanistan ne de Türkiye Ege'nin tartışmalı sularına çıkmayacaklar. İsterseniz gitmişken biraz da Atina'da kalalım ve mesela Yunan Başbakanı'nın bu krizden nasıl çıktığına bakalım. Acaba güçlendi mi yoksa hırpalandı mı? Yunan muhalefeti ne diyor? Mesela daha önce diyalog diye ısrar eden Mitsotakis politikasını değiştirirken nasıl karşılandı? Politikasını değiştirmesi Mitsotakis için eksi puan oldu. Ama diğer taraftan Başbakan Papandreou bu krizden güçlenmiş olarak çıktı. Sevgili seyirciler, Atina'da hepimizin kendi kendimize sorduğu bazı sorulara cevaplar aradık. Hatta resmi yetkililere, hükümet yetkililerine gelin 32. güne görüşlerinizi açıklayın, ne düşündüğünüzü söyleyin dedik. Ancak nazikçe reddettiler. Zira durum çok kritik, yanlış anlamalara yol açabilir. Şimdi konuşmayalım dediler. Biz de bunun için bu sorularımızı kimi Yunan Başbakanı Papandreou'nun çok yakını, kimi tarafsız gazeteci ve siyasi gözlemcilere sorduk. Yunanistan neden Türkiye ile diyaloğu reddediyor acaba? First of all we have to say
what we mean by dialogue. Önce diyalogdan neyi kastettiğimizi tartışalım. Sırf kurulmuş olsun diye kurulan diyalogların bence hiçbir yararı yok. Siz benden iyi bilirsiniz. Geçmiş hükümetler döneminde olumlu sonuç vermeyen pek çok diyalog kurulmuştu. Acaba yeni bir diyalog ne getirir? En önemli konulardan biri bu. Bizim için diyalog sadece kıta sahanlığı ile ilgili konuları kapsar. Kıta sahanlığı da hukuki bir mesele. Bu yüzden siyasi görüşmelere gerek yok. Bence Yunan hükümetinin kabul edeceği tek müzakere konusu kıta sahanlığı meselesidir. Uzlaşma sağlanması için de Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na gitmekten yanayız. Bunu da son kriz döneminde açıkça ifade ettiğimizi sanıyorum. Made very clear during that last crisis. Şu sıralarda galiba durum biraz değişik. Diyalog için bir formül bulunma ümidi var. Türk-Yunan sorunlarını uzun yıllardır izleyen siyasi gözlemci ve yazar Haris Buspurelis iyimser. Bu defa Ege kıta sahanlığı konusunda bir tip diyalog veya görüşme sürecinin başlayabileceğine, 1976'ya oranla ortamın daha farklı olduğuna inanıyor. Each side is a little bit prisoner of its own rhetoric. But now you have a Şimdi ortada bir gerçek var. Lahey'de bir çözüme varılabilmesi amacıyla görüşmelerin başlatılması. Temel hazır. Siz buna diyalog diyorsunuz. Ben görüş alışverişi diyorum. Ama tabii bu iki komşunun birbirine gözdağı vermek için karşılıklı balkonlara çıkıp bağırması şeklinde olmamalıdır. Shouting from the balcony and trying to intimidate one another. Yani sizce iki taraf bir araya gelip soruna birlikte çözüm bulmaya çalışmalı? Absolutely, but provided that this is Kesinlikle. Ama bu bir tarafın diğer tarafı güç kullanarak tecrit etmesi ve onu teslim olmak zorunda bırakması biçiminde anlaşılmamalı. Eşit güçlerin diyaloğuyla eşit olmayan güçlerin diyaloğu arasında büyük bir fark vardır. Sizce diyalog kurma ihtimali 1976'ya göre daha mı güçlü? Bana kalırsa öyle. Yunanistan'ın iç politikasındaki durumu ele alalım. Muhalefetteki muhafazakarlar da, komünistler de diyaloğa karşı değil. Diyalogtan yana. Yani eğer Papandreou anlamlı bir diyalog başlatmaya karar verirse, kamuoyundan kesinlikle bir tepki görmeyecektir. He will not have the public opinion sort of fomented against him. Sevgili seyirciler, işte bir krizin bilançosu. Krizin ülkemizdeki gelişmelerini hepimiz birlikte izledik. Sizlere 32. günde bugün özellikle karşı tarafın Yunanistan'ın ne düşündüğünü, dünyanın ne düşündüğünü getirmeye çalıştık. Çünkü karşımızdakilerin dünyanın ne düşündüğünü bilmezsek herhalde çok sağlıklı bir sonuca varamayız. Herhalde savaş en istenmeyen bir şey. Ne Türkiye ne de Yunanistan'ın savaş istediğini de kimse söyleyemez. Bakalım önümüzdeki dönemde Ege kıta sahanlığı için taraflar masaya oturabilecekler mi?